servis, Bosch Car Service. İyi ki varsın yanımda, rahatım çünkü aracım garanti kapsamında. Menemen soğanlı mı? Ferdi Kadıoğlu sol bekte mi oynamalı, sağ bekte mi? Ferdi Kadıoğlu zaten sol bekte başlayınca daha etkili oluyor. Çünkü sağ ayaklı bir oyuncu olarak, forvet kökenli bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye geldiği zaman forvetti. Yani Hollanda 19. alt takımı kaptanıyken ikinci forvetti mevkisi. Ya bu tip oyuncuları dönüştürdüğünüz zaman bunlar ters ayakla iç koridoru kullanarak sol iç, merkez orta sahaya dönüşebilir. Sol açığa dönüşebilir, içeri doğru topu çekerek etkili olan. Ki şutları da çok iyi. O yüzden sağdan girip sağ bekin sağ ayağıyla şut attığı bir tek 70 kupası finali var. Evet. Carlos Alberto Turan. Tabii, tarihi evet. Gol işte. Başka Brezilya. Gördün mü? Turan. Diyecekler yine ama abi bak Turan'la ilgili Dözey kitapta anlatıyor. Antrenmanda hiç gol atmamış adam yarı finalde 2 gol attı diye. O denklem değil. Sağdan gelip sağdan gol çok düşük olan bir şeyi gerçekleştirmek açısından Turan Gökhan çok başarılıydı. Ya. Gökhan Gönül atardı. Evet başka? Eskişehir'e atmıştı, Galatasaray'a evet. Atmıştı. Abi çok geometrik açıdan zaten şu an futbolunda bu çok zor bir şey. Sağ bek gelecek, sağ ayaklı. Ferdi açısından gerçekçi olalım. Ferdi soldan girip... Bir de Sasha Boy şey yapmıştı ilk geldiğinde. Ya hatırlıyorum öyle. Ferdi'nin kaç tane var? Spinazzola'nın kaç tane tabii, var? Tabii ya tamam. Şöyle bir... Sağ ayaklı sol bek girdiği zaman. Abi sol açığı sağ ayaklı oynatıyorlar bu yüzden. Ferdi zaten böyle bir oyuncu. Ayrıca daha iyi bir sol bek opsiyonumuz var mı? Yok zaten. Ferdi'den daha iyi sol. Var Abdülkerim var ama daha iyi bir sol yok, stoper opsiyonu. Bir dakika ha. Dur. Daha iyi bir sol stoper opsiyonumuz yok. Abdülkerim sol stoper. Bir kere kesin. Sol bek oynatılmayacak kadar değerli bir sol stoper. Galatasaray için de geçerli. %100. Galatasaray kadrosundaki en iyi sol bek hala Abdülkerim. Performans olarak onu söyleyeyim. Ama abi sol stoperde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu her hafta kanıtlıyor. O zaman sol bekte Ferdi oynayacak milli takımda. Fenerbahçe'de de Osayi varken, ama Fenerbahçe'de hocanın bileceği iş uzun maratonda. Şu anda bu turnuvada Ferdi, ben zaten Ferdi'yi biliyorsun yani. İlk geldiği günden beri haklı çıkmanın gururunu yaşıyordu. Ya, hakikaten yaşıyor. Bak şimdi burada tevazu göstermeyeceğim. Bu çocuğu gömdü. Bizim özellikle dünyanın Saç bence, Bey neler söyledi bu çocuğa. Dünyanın en büyük yalanı ne benim? Ferdi Müslüm falan. Ha, haklı çıktım demek istemiyorum ama hani. Ben demiştim demeyiz. Ben demiştim demeyi o kadar çok severim ki ben. Severim ben de yani. Artık sevmeye başladım. Eskiden böyle utanırdım ama şu Ferdi konusunda özür dilerim. Her zamanki tevazu sahibi Ali Ece çizgisinden çıkacağım. Kardeşim. Anca Hollanda altyapısına yetişmiş bir oyuncu ikinci forvetlikten ofansif sol bekliğe bu kadar iyi evrilebilir. Bu kadar iyi sol iç sağ iç oynayabilir. Hollanda'da kimin seçildiğinin benim için hiçbir önemi yok. Şey olarak başbakan, cumhurbaşkanı ben ne olarak siyasetiyle de ilgilenmiyorum. Spinoza dışında hiçbir ilgilendirmiyor beni. Evet. Ama futbolu çok ilgilendiriyor. Bir kez daha Hollanda altyapısına bu kadar zeki, bu kadar çalışkan, bu kadar iş çalışma etiği sahibi. Evet iş etiği diyorsun. Zaten iş etiği olmayınca görüyoruz. En yetenekli oyuncuların bile başlarına neler geliyor. Maalesef görüyoruz geceleri, izliyoruz. Dün gece de izledim o yüzden biraz gerginim. Gerilmeyeceğim. Ferdi zaten şey... Sen, Rıdvan abi sen hakimde, de düzgün bir takıma git. İkinci sol bek opsiyonu ol. Çünkü Eren'in kat etmesi gereken çok yol var. Şeye benzedi. Tevazu sahibi deyince... Sevgili kaptan Ümit Özat'ın ülkede 3 tane mütevazi insan varsa 3.'sü değil 1.'siyim demişti. Ümit Özat diyor. Yok. Sen tevazi sahibi ailece deyince. Şimdi yok be benim öyle değil. Ben çok utanırım falan ben övülünce bir ortamda biliyorsun. Kızarım, bozarım. Şimdi, salak gibi kalırım ya. Şuradan gelir. Bence söyleyecek bütün her şeyi söyledin de ben de altını çizmiş olayım. Bir kere dengeyi bozmak lazım. Ne dengesi? Şu denge. Daha doğrusu işleyen bir şeyi. Şimdi biz eğer hani Abdülkerim'i Galatasaray'da dahi teklif bile edilmemesi lazım bence. Galatasaray'ın bir an önce sol kanadına bir oyuncu adam. Çünkü takımımızdaki en değerli oyunculardan biri ve yakın bu kadar etkileyici bir Türk stoper performansı uzun süreden beri izlemedik ve takımın en önemli oyuncularından biri. Oradan oynatmamak lazım Abdülkerim'i. Ferdi zaten rakamlar arasında çok bir fark yok. Baktım 37 kere sol bek oynamış, 33 kez sağ bek oynamış. Arada 2 asist fark var. Sol bek oynadığında biraz 2 asist daha fazla yapmış. Gol sayısı aynı. Ha, o anlamda bir fark olmamasına rağmen yerine oynadığı ya da senin oynattığın taş o zaman sol bekte ciddi bir problem yaşıyorsun. Yani hatırla işte en son Avrupa Şampiyonası'nda 2021'de yine sol bekimiz yoktu. Rıdvan çağrılmasına rağmen Mert Müldür tercih edilmişti. Mert Müldür fena da oynamamıştı İtalya maçında. Son maç İtalya maçıydı. Son maç kimle oynamıştık? İsviçre maçı mıydı? İsviçre maçında. Ama senin iyi bir sol bekin, iyi bir sol stoperin varken ve bu oyuncular daha çok maç birlikte işte hazırlık maçları antrenman yapıp daha da üst seviyeye çıkabilecekken Oradan Ferdi'yi sağ beke çekip sol bekte bir belirsizlik yaratmak bence hiç mantıklı değil. Bunun örneklerini birincisini gördük işte. Hepimiz birlikte maçı seyrederken Galler maçında olması gereken ilk Cenk Özkaçar çıksın sağ beke, bir de elle tutulur doğru düzgün. Avrupa'nın en üst liglerinden birinde oynayan bir sağ bekimiz var. Zeki Çelik, oraya koyalım. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Garanti isim. Ne alacağım belli. 10 üzerinden 7. Yani bir de şu var. 10 üzerinden 6 kötü oynarsa, iyi oynarsa 10 üzerinden 7. Ferdi'nin önünde kim oynayacak? Bence bu da önemli. Yani biliyorsun tarihimizde, futbol tarihimizde şeyler var. Böyle kanat ikileri. En basiti ya o Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ikilisinin o yakaladığı uyum. Beşiktaş tabii ki Abubakar'ın golleri, şeyin arka direklerinin arka direk golleri. Kim attırdı arka direk gollerini? Ghezzal attırdı. Yani Valentin Rozier'in uçmasını sağlayan kim? Şeyin Gezzal'ın açtığı alanlar. O ikili oyunlar. Gezzal onun zekası. Bizi bir an önce Kerem gibi pırlanta var elimizde ya da Kenan gibi pırlanta var. Ferdi ile o ikiliyi bulup bravo. Onların şeyi... Çok seviyorum seni ya. Gerçekten çok zekice söyledin. Yani o kadar zekice. Ya hiç oynamamak lazım. Belli yine bir çalışıp gelmişsin. Çok belli. Çok belli abi. Yani o ikiliyi bizim şey yapmamız lazım. Parlatıp daha üst seviyeye çıkartmamız lazım. Yani Gökhan Gönül'e sor şimdi en iyi sezonu hangisi? İşte çeyrek final oynandı. David'le birlikte. David'e de sorsan kariyerinin en iyi sezonu herhalde Gökhan Gönül'le oynadı. Gökhan Gönül Dirk Kuyt'le oynadı. Ya yanındaki ve önündeki adam Caner Erkin'e Erkin olmasını sağlayan belki de işte o artı, sezon. Quaresma'nın Beşiktaş'taki en etkili yılları, en verimli yılları Gökhan Gönül'le. Gökhan Gönül çok özel bir sağ bekti. Yani sağ bekten öteydi işte. Yani şimdi olsa bir de milli takımımızda hani sağ bek konusunda hani neyse Gökhan Gönül ayrı bir konu da benim bakış açımda da durum bu. Şimdi Ferdi'yi niye böyle eleştiriyorlar sağ bekte? Efendim Nico Williams gelmiş sol kanat bekleri çalımı çok kolay atmış, şutunu atmış. Güzel. Abi Ferdi forvet yetişti. Bir forvet oyuncusun, forvet kökenli bir oyuncuya savunmayı en fazla bu kadar öğretebilirsin. Ama bu oyuncuyu beke aldığın zaman bu oyuncudan ofansif katkı, yani Ferdi'yi solda oynatıp Ferdi hiç iç koridorda progresif pas atmadın. Rakip savunmanın dengesini bozan koşu atmadın. Evet. İçeri girip sağ ayağınla ters açıdan orta yapmadın arka direğe. Bunlardan eleştirebilirsin. Yani Ferdi bu çalımı yedi diye eleştirirsen tam Zeki oynatacaksın. Zeki yemiyor işte onları ama Zeki de ofansif açıdan Ferdi'nin yaptıklarını yapamıyor. Simetrik oynamak zorunda değiliz. Kimse simetrik oynamıyor. İtalya son Avrupa şampiyonu iken simetrik mi oynadı? Sağ bekle böyle Spinazzola'nın görev bölgeleri ısı haritalarına bak. Aynı yerde mi oynadılar? Hayır, simetrik oynamadılar. Montella bunları çok iyi biliyor zaten. Yani İtalya milli takımında benden iyi biliyor. Bu modern futbolda şu anda adam deniyor. Yani çünkü ondan önce Cenk Özkaçar hani orada oynuyordu. Bakıyor. Gelir gelmez her şeyi değiştiremezsin bir milli takımda. Bu söz konusu bile değildir. Yorumculuk gerçekten çok kolay teknik direktörlüğe göre. Hikmet Hoca söyledi, ben değil, ikisini de çok iyi yapan birisi. Ben şu anda sadece teknik direktör, eşofman üstümle geldim o kadar. Ben daha yeni öğrenmeye çalışıyorum. Benim zaten kariyer hedefim, bir kez daha anlatayım. Dublin Üniversitesi takımını çalıştırmak. Orada da başarılı olursam Cambridge, Oxford zirvede bırakmak. Kürek yarışına gidecek Cambridge, Oxford. Hayır, futbol takımları da var Cambridge'in, Oxford'un. Güzel karışık. Oxford'un takımı bir ara Premier League değil de adı First Division'a kadar çıkmıştı. Ray Houghton, John Aldridge oynuyordu. Yani Oxford futbol tarihi de sorulur benden ya. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi şeyi söyleyeceğim kısaca bu açmak için. Bak Hollanda bu gerçeği kabul etti. Dumfries ilk başladığı zaman dörtlü savunmada sağ bek oynuyordu ve savunması yetersiz diye biz bunu oynatmayalım diyorlardı. Başka oyuncular orada deniyorlardı. Artık dediler ki Dumfries'in hücumu çok iyi. Inter'de de bir kez daha gösterdi. Ondan önce kulüp takımında da. Ve arkadan da Frimpong geliyor. Bayer Leverkusen'da, Xabi Alonso'da gördüğümüz gibi. Bak bu Frimpong dörtlü savunma Celtic'te oynuyordu. Gömüyorlardı. Bunu hiç savunma bilmiyor diye. Leverkusen'da hiç adama savunma görevi veriyor mu? Takım 3-4-2-1 oynamıyor. 3-2-4-1 gibi oynuyor. Grimaldo solda, sağda. En önemli hücum silahları. Ferdi de bizim en önemli hücum silahımızdan bir tanesi. Sol bekte de Hollanda milli takımına dikkat edersen Ake oynuyor. City'de olduğu gibi. Tabii. Niye? Adam stoper canım. Yani sağ bekin o kadar gidiyorsa sol bekin de öyle olacak. Ya da Hollanda milli takım üçlü savunma oynuyor. Dumfries'i sağ kanat kullanıyor. Tamamen bek olarak değil. Öbür tarafı garantiye alıyor. Blinde oynatıyor. Bilmem ne o yaştan sonra. Niye? Bir simetri kurmak zorunda değilsin. Ama denge kurmak zorundasın kanatlarda. Montella hocam bunları çok iyi biliyor. Rahat olun. Şimdi Ferdi ile alakalı. Ferdi'nin çıkışı aslında Vitor Pereira'ya belki de bir teşekkür borçlu. Tabii, Tabii. Yani o kanat beki olabileceğine inanan çok az sayıda insan vardı. Ve bu derece etkili olabileceğini. Kariyerinde de herhalde Ferdi Kadıoğlu bundan seneler sonra konuşurken bir Portekizli hoca geldi Fenerbahçe'ye. Benim hayatım değiştirdi, kariyerim değiştirdi diye anlatacaktır. Ve Altay maçıydı. Soldan girip sağ ayağıyla hani imza golle, imzası olabilecek bir gol attı. Yani ne katabileceğini gösteren. Bu sezonda Zimru maçında benzer bir şekilde ters ayakla 90'a bir gol gönderdi. Vuruş çeşitleri farklı da. Sadece ofansa katkı vermek, bu gol atmak ya da pas vermek de değil aslında. Sen anlattın şimdi ikinci tur bana gelince. Şimdi o Ferdi'yi artık günümüz beklerinin de orta sahada oyun kurulumuna ne kadar katkı verdiği ve vermek zorunda olduğunu da farkındayız. Ferdi bunu yapabilecek, orta sahayla pas bağlantısına girebilecek ve bunu sol kanatta yaptığı zaman açısı daha geniş olduğu için pas açısı daha etkili şekilde yapabilecek. Aynı şekilde Ferdi'nin hani ben çok görüntüsünü hatırlıyorum. Topu sol bekten alıp şeye doğru oyunu açmak ve defansın dengesini bozmak için topla kat ettiği mesafe. Bunlar çok değerli. Belki istatistik kağıdına yansımıyor ama pozisyonun devamında rakip defansın denge kaybı, pozisyon bulma şansımızı arttırdığı için Ferdi'nin solda oynayıp sağa doğru kat ettiği pozisyonların da değerli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında çok da konuşulacak bir durum değil. Yani şu anlamda değil. Eğer bir acil durum olmazsa ben Ferdi'nin sağ kanatta oynaması gerektiğini düşünmüyorum. Asıl mevki sol kanattır ve bizim için Ferdi bir Ferdi kaza sigortasıdır. Bugün kelime oyunlarında çok formdasın. Bosch Car Service'e teşekkür ederim. Ferdi kaza sigortası gerçekten. Ama bak sigorta yine böyle Emre Gönüşen'i de rahmetle ve sevgiyle analım. Tabii her zaman, her gün rahmetle sevgiyle anıyoruz. Hakikaten çok özlüyorum Emre'yi. Canım arkadaşım. Yalnız sigorta defansif bir şeydir. Ya işte yani öyle denk geldi. Şimdi Serdar Ali'ye söylemek istediğimi söylemiyorum. Yani evet. 2 dakika konuşunca anlaşılabilecek bir şey diyorum ki ofansif zenginliğinden faydalanmalıyız Ferdi'nin. Tıpkı İtalya'nın bir önceki turnuvada Spinazzola'nın ofansif zenginliğinden faydalandığı gibi. Tamam. Anladın sen bunu. Anladım. İkinci turunu da tamamladık. Bu arada Ferdi'nin bir göbek adı varmış. Adı da çok güzel ha. Erenay. Erenay'mış. Ferdi Erenay. Çok Kadıoğlu Erenay. Türkçü bir isim değil mi? Erenay. Güzel. Yani bugün doğanlara bak falan onlarla alakalı. Bosch Car Service'in sunduğu ikili mücadeleden dev hizmet. Bugün doğan çocuklara isim önerileri. Erenay ya da Ferdi filan. Ben Ferdi koyarım. Erenay da güzel. Ferdi Özbeğen'den. Bak eskiden Ferdi deyince sırf değerli şarkıcılar akla geliyordu. Şimdi Ferdi deyince yeni kuşak için bir futbolcunun akla gelmesi Ferdi'nin başarısını gösteriyor. Toplumsal ölçüsü. Anlatabiliyor muyum? Bir hem şey başarısı, sağ iç başarısı. Ferdi gibi söyledin, yaptığın ortamı değil. Ferdi gibi de dripling yaptın. Türkçeyi de öğreniyor artık daha iyi. Geçen bir başladı Türkçe röportajı. Bir an önce Türkçeyi de akıcı konuşmaya başlarsa çok güzel olacak. Yani kendisi bilir. Naçizane. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de doğup, ilkokulda Türkçe eğitim alıp, hiç konuşamayanlar. Hala konuşamayan futbolcular var. Bu bence daha büyük bir sorun. Yani geçtim İngilizceyi, Fransızcayı, Almancayı falan da. Hani yurt dışında oynamak istiyor ya hepsi. Mesela evet. Ozan Kabak öğrenmiş abi. Lisede almış seçmeli ders. Bir gün Almanya'da oynarım diye. Onu örnek almak gerekiyor bence. Ne demek istiyorum böyle? Ozan Kabak da son zamanlarda iyi oynuyor. Ya da almasan da bak şimdi Çağdaş Atan tamam Başakşehir'de çok iyi başlamadı ama hep konuşuyor. Sinan Kaloğlu bu adamlar boşuna kariyerlerinin son bölümüne doğru yurt dışına gidip orada yarı parasına, 1/3 parasına kalmadılar. Önce bunu yapacaksın. Yani yoksa Çağdaş Atan neden İsviçre'de, Almanya'da devam ettiğini biliyorum. İşte, onu söylemek istiyorum. Yoksa maç sonu böyle hamına mamına gibi anlamsız şeyler söylüyorsun. Evet abi yani hiç unutmuyorum babam bize çok az sinirlenir, çok az parlardı. Genelde espriler, komikler, şakalar. Onunla ilgili de şaka yaparız, bozulmaz. Çok iyi biridir gerçekten. Ama sinirlenince de çok feci laflar eder. Bir kere kardeşime demişti ki, Türkçeden 35 almıştı. Karne geldi. Sen Türk değil misin? Türkçe bilmiyor musun? Nasıl 35 alıyorsun diye. Hastasıyım yani onun. Yani hani bazı kelimeler var, onları kullanmak gerekiyor. Bunu bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ferdi'ninki öğreniyor yani, ayıp değil. Anlatabiliyor muyum? Bosch Car Service, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracımda.